Bir salı akşamı Kırgızistan'dan Türkiye Türkiye'ye bol bol selamlar yeşil bir tablodun. Evet Bitcoin an itibariyle 44.280 şuradaki direncimizi bugün kıracak mıyız? Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı derken evet hafta sonu bizleri üzdü ama ben pazartesi salıyı bekliyorum demiştik. Ve şurada bir düşen tren bakın buradaki bir düşen treni de kırdık. Buraları kaybetmediğimiz sürece yön yukarı tam direncimizden ilk retimizi yedik ama ben e, hala bekliyorum. İnşallah burayı kırarız. Eğer kıramazsak nerelere doğru bir geri çekilme olur? Yani 43.400-500 e, civarındaki ara desteğimize doğru bir geri çekilme ondan sonra tekrardan bir sert bir hamle gelebilir. Bir de dedik ki arkadaşlar bakın ara sayıda bir uyumsuzluklar Fiyat yukarı gitmek istiyor ama grafiğe baktığımızda bir yataylık söz konusu. Aynı şurada diplerde sizler almaya korkarken burada da bir uyumsuzluk vardı. Dedik ki arkadaşlar bakın dipler yükseliyor. Şunu hemen bir kapatayım net bir şekilde gösterelim. Tablomuzu da büyütelim. Şurada dedik ki bakın dipler e, yükselir, yükselen tepeler yapıyor ama fiyata baktığımızda bir yan gidiş var. Bu yan gidiş sert bir kırılımla gelebilir. Burada ne oldu? Herkes korkuyor. Hocam korkuyoruz, korkuyoruz. Alamıyoruz, alamıyoruz. Biz dedik ki arkadaşlar herkes korkuyorsa alma zamanı zaten kanalın dibinde. Bu durumun bir diğer şekli nasıldı? Burada da biz dedik ki arkadaşlar satın bakın ikili tepe geldi. Burayı kıramadık. Şöyle bir kanalın içerisine giriyoruz. Hocam milyonlar olacağız, milyon olacağız. 3x'ler 5x'ler havada koşuşurken ne yaptılar? Malı tepeden aşağı elimize verdiler. Durumun özeti bu. Herkes korkuyorsa yavaş yavaş toplama zamanı. Herkes milyonerlik uykusuna dalmışsa, bizleri güzelce uyutmuşsa yavaş yavaş kar alma zamanı demiştik daha önceki videolarımızda. Bizleri dinleyenler 65 bin en son ki uyarımızda 57 bin. Oradan kar satışları yaptıra geldik aşağıdan topladık. Evet Bitcoin analizine geçeceğiz. Haberler var çok güzel haberler var arkadaşlar. E, Yorumlarında hepsini okudum. Çoğunu cevaplıyorum biliyorsunuz. Eski de affola. E, şöyle de bir uyarı yapalım. Kanalımıza üye olarak bizleri de desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz bütün düşüşlerde elimizden geldiği kadar sizlerin yanınızda olmaya çalıştık. Her gün video çekerek son durumu, önümüzdeki fırsatlar ve e, diğer tam tersi hemen Türkçe saklıma gelmiyor. Uzun yıllardır tır, e, yurt dışı olunca arkadaşlar Riskler yani riskler de elimizden geldi kadar sizlere sunmaya başladık. Evet dünle bugün e, korku indeksimize baktığımızda şu anda 46 gösteriyor ama e, herhalde bir 50 olması lazım diye düşünüyorum. Güzel yani bir ara onlara kadar düşmüştük dedik ki arkadaşlar bakın herkes korkuyor korkuyor biz kanalın dibinden alım yapıyoruz küresel piyasalara bakalım küresel piyasalardan özellikle bakın arkadaşlar tamam Amerika daha yeni yeni uyanacak. Bir oradan da bir tepkilere bakmak lazım. Kurumsallar ne yapıyor? Ona göre şekilleniriz ama özellikle Asya ve yani Asya piyasaları olumlu yönde yükseliyor. S&P 500'de yavaş yavaş toparlanmak üzere endüstri olsun, Nasdaq olsun onlar da zaten sıfırlamış piyasalar. Özellikle Cuma günü bakın o Cuma gün sert düşün aslında tek nedeni Ukrayna Rusya gerginliğiydi. Bugünkü haberlerde baktığımızda iki ülke arasında diyalogların yavaş yavaş başladığı piyasalarında bunu fiyatladığını görüyoruz. Şöyle bakalım. Bakın şimdi geldik yine aynı duruma. Merkez Bankası'ndan Maliye Bakanlığı'na kripto para mektubu. Yani yine eleştirilse yine yasaklanma yönünde ama biliyoruz ki Rusya Başbakanı Putin... Bu yönde tam tersi hareket ediyor. Binance evet Binance 15 Şubat 15 Şubat dedi. Biz de bayağı bekledik aslında güzel bir proje mi bir şeyler mi ortaya sonacak. Ee, Launchpad'i açıkladı biliyorsunuz. E, bir ortaklık kurmuşlardı. Hemen neredeydi o ortaklık? Evet F1 takımıyla ortaklık kurduğunu bu yönde de bir fan token projesi var. Ee, şöyle bakalım bakın biliyorsunuz söylüyoruz. Bütün kurumsallar yavaş yavaş e, piyasalara giriyor ama reklam çalışmalarda son dönemlerde hızlandığını bu sefer de beyaz sektörden gelir. Netflix e, 120 bin bitcoin'in çalınma olayını bir beyaz perdeye aktarıyor. Bu da olumlu haber arkadaşlar. Yayınlandıktan sonra daha fazla insan e, bu bilgilere ulaşacak yeni insanların da piyasaya girmesi ki Yine bir reklam, reklam, reklam. Bakın 3 e, hafta önce Bitcoin tam 32 binlere geldi. Biz ne dedik arkadaşlar bakın borsalar reklam avına çıktı. Token nerede? Yani tokenlere geçelim. Borsalar durduk yere reklam avına çıkmaz. Bildikleri var dedik. Eğer bunlar reklam çalışmalar başladıysa yükseliş kapıda. Bundan bir hafta, iki hafta önceki her günkü videolarımı bakıp dinleyebilirsiniz. Bu sefer de Evet o e, söylediklerimizin bir hafta sonra sert yükselişler geldi. Çarşamba demiştik, Çarşamba demiştik ki son iki gün sert yükselişler geliyor. 32000'den e, 44000'e doğru başlayan süreç işte o sırada başladı. Ronaldinho da evet e, ne Grab Blockchain'le bir anlaşma, sponsorluk e, anlaşması yapıyor. Bu arada arkadaşlar bakın Amerika'da Evet, spor alanlarında birçok özellikle FTX ve Coinbase büyük anlaşmalar yaptı. Bu büyük de ses getirdi. Bunu geçtik arkadaşlar. Bu haberi okuduk. Şöyle bir bakalım. Türkiye'den, Türkiye'den bir adım var. Türksel evet, kurumsallar, bankalar hepsi yavaş yavaş bizim dünyamıza geliyor. Dünya bu yönde gidiyor arkadaşlar artık yani. Ekonomik yeni bir ekonomik alan açıldı bu da işte kripto arkadaşlar. Turkcell metaverse adımı geldi. Metaverse'de mağaza açacak. Biliyorsunuz Adidas'ından tutun Nike'ına kadar herkes yavaş yavaş e, kriptolarda, sanal dünyada yerlerini almaya başladı. Türkiye olarak da geç kalmamamız evet bu sevindirici. YouTube'a e bakın dünyanın en büyük içerik üreticisi. Yani YouTube'e e, şey de var arkadaşlar. E, TikTok da var. TikTok zaten bu camiye dünden girmişti. Ardından YouTuber, e, YouTube'da arkadaşlar Web3. Web3 uzmanı arıyor. Bunlar neyin nesi demeyin. E, bunlar piyasamızı olumlu yönde etkiliyor. Şimdi yeni giren arkadaşlar. Ya hocam başverin e, globaldeki haberlerden, küresel piyasalardan, Bitcoin'den direkt bizim shitcoin'e ellerinde ne varsa işte XS olabilir, IDX olabilir. Şiba olabilir. Ne fark etmiyor. Fark etmiyor. Direkt ona geçin. Bize e, bunu söyle. Hayır arkadaşlar bakın. Bir. Eğer bir yatırım yapıyorsanız küresel piyasalardan daha bir dar olacaksınız. Bu piyasalarda bu piyasalara yön veren özellikle Bitcoin'in hareketlerinden de haberdar olmak zorundasınız. Yani dünya sizin aldınız A coin'den ya da B coin'den ibaret değil. Geldik Bitcoin'e. Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bir e, yükselen bir e, artık yeni bir çizgimiz var. Buralarda yani buranın aşağısına sarkmadığımız sürece yani benim de dün özellikle şöyle söylemişim. Yani gelirsek 40.700 civarına doğru bir gelebiliriz. Ama buralarda gelmeden şuradaki güçlü desteğimiz var. Çünkü burayı alırken çok zorlandık dedik. Öyle kolay da vereceğimizi sanmıyoruz. Şurayı bir almamız lazım. Özellikle burayı aldık mı? Evet, sert hareketlerin ikinci ayağı başlar arkadaşlar. Bakın, burayı alırsak buranın sert hareketleri bizi açık ve net söyleyeyim Şöyle 48 50 yolculuğuna doğru çıkartır. Şöyle bir de günlükte bir bakalım. Günlükte bir formasyon var mı? Yok bir günlükte bir formasyon yok arkadaşlar net bir kanal yapısı da yok. Belki bir kanal çizebilir miyiz diye baktık. Hayır kanal da yok. Yükselen bir trend varmış gibi. 1 teğet etmiş, 2 teğet etmiş, 3. Ama bakalım burada bir teğet geçmekten ziyade şuradan toparlanarak yoluna devam ediyor. Süper trende bakalım. Süper trend ne diyor? Süper trendimiz e, demiştik demiştik arkadaşlar. Tam burada al sinyal üretmişti. Kolay kolay süper trend fake vermiyor ve yaktığı zaman da güzel e, karlar bırakıyor. Bakın burada yakmış en son kaçta 49 bin, kaç çıktık 69 bin'e kadar. Başka nerede yakmış? Yani yakış yeri tam şurası arkadaşlar. E, kaç 31 binde kaç çıkmışız 52 bin'e kadar. Yani şöyle genel bir tabloya baktığımızda e, Bitcoin kolay kolay günlükte fake <laughs> al ya da sat sinyali vermiyor. Şöyle bizim ikili stratejimizde açalım. Biz yani dünkü günlükte de dedik ki, ya buralardan hafiften şöyle bir 41 bin, 42 bin üzerinde tutunduğumuz sürece Bizim günlükteki al sinyalimiz yanar. o da bizi yukarı atar demiştik. Evet, yanmış. Yukarı yönlü ilk hacim güzel, ilk mum güzel. Ama şurayı bir almamız lazım. Burası kaç? 44.300 arkadaşlar. Yani şey 44.400. Burayı bir almamız lazım. Ondan sonra sağlamlaştırmamız gerekiyor. Diyecek başka bir şey var mı? Yok yani şimdilik Bitcoin şöyle bir dursun. Altcoin analizlerine geçelim ama ondan düşe bir yorumlara. Osman Hocamıza biz teşekkür ederiz. Evet. Ahmet Hocamız yine hot, hot bin yine bir bakalım. Ahmet Hocamızı es geçmeyelim. Ee, evet yani e, shitcoin e, size göre tabii shitcoin değil bana göre shitcoin arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim açık ve net söyleyeyim kimse de üzülmesin darılmasın. Ahmet hocam için ne bileyim anlatacağım diğer coinler için. Benim gözümle bitcoin, ethereum harici hepsi shitcoin arkadaşlar. O yüzden yani e, yatırım yaparken major coinlerde durun. Onlar evet öyle çok sert shitcoinlerin en büyük özelliği de bu. Sert hareket ederler güzel kar bırakırlar. Ama o karı gördüğünüzde almak zorundasınız. Almadığınız zaman maalesef e, pişman olunabiliyor. Özellikle Nisan-Mayıs ayında terste kalanlar var. 2021 yılı için söylüyorum. Onlar da inşallah bir gün e, düzelir. Sedat kardeşime de ben de e, teşekkür ediyorum. Umarım dün gece satmamıştır Sedat kardeşim. Çünkü ben dün dedim ki benim burada yapacağım hiçbir hamle yok. Ne alırım ne satarım. Yarın sabaha doğru bir bakarız demiştik. Normalde Sedat kardeşimiz de hem alsatı iyi yapıyor e, ve özellikle geceleri e, nakide döndüğünü söylemişti. Umarım dönmemiştir, terste kalmamıştır. Evet yani aşağı yukarı çoğunu okuduk. Bir ara Muzaffer hocamız dertliydi. 43 binlerden bitcoin aldığını söylemişti. O da artık düzle çıkarttı. Panik yapmasını söylemedik. Dedik ki hocam bitcoin'in gitti. Uzun tabloda yeri belli. Gelelim şöyle bir dentle başlayalım. Sonra Ahmet Hoca'nın e, coin'ine geçeriz. Artık hot Ahmet Hoca'nın coin'i. Dent'teki durum. Bakalım şurayı bu sefer denerse arkadaşlar. Dedik ki bakın çizdim. Ben çizdim hiç silmiyorum. E, geri geleceği yer. Yani biz dedik ki 27 bandı. 27 bandından da alım yapacağımı söyledim. Biliyorsunuz buraya kadar düştü. Tam buradayken dedik ki şöyle bir yapar arkadaşlar. Şu tabloyu bir büyüteyim. Bakın. Tabloyu büyütelim. Ne dedik? Dent dedik burada bir oyalanır. Vuracağı yer 34 bandı. Oradan bir geri çekilme. Buralardan da buralara gelirse de ben alırım dedim. 27 bandından evet alım yaptım. Bütün parayı basmam arkadaşlar. Ufak ufak yani nasıl satarken ufak ufak satıyorsak ee, diplerden de ufak ufak desteklerden de ufak ufak topluyoruz. Evet Dent de güzel bir tablo. Şurayı bir alalım. Yani 34 Bandını inşallah bu sefer Kıracağımızı ümit ediyorum Şöyle bir U çizmiştik Evet U çizimimize geldi ee, Direncimiz kaçta 34, 34 yani aslında şurada çok e, Güçlü bir direnç Var 1 2 3 4 5 kez denilip artık kırılma zaman tabi bu da bir Günlük demum şey, Bizim ikili stratejimizin Bakın bu da güzel yani al sinyal üretmiş Bakın nereden en son üretmiş Şuralarda al sinyalleri üretmiş. Ondan sonra sert bir şekilde sat sinyalini de burada vermiş. Daha önce uyarmıştık. Nerede uyarmıştık? Burada satabilirsiniz. Kanalın üstü arkadaşlar. Aşağılardan toplarız. Yani diplerde sürekli alacağımız noktalar burası. Kanalın üstü de satış noktası. Bakalım tablo güzel. Tabi e, dente de gerçekten çok terste kalan arkadaşlar var. Özellikle yanlış zamanda Piyasaya e, piyasaya giren arkadaşlara diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani birincisi neresi? Şurası arkadaşlar bakın. E, bu bantta yani şu dönemde Nisan Mayıs'ta girenler büyük bir olasılıkla çok çok e, tersteler. Bunların yapacağı yani sert düşüşlerde, Piyasaların çöktüğü zamanlarda ortalama düşürülür arkadaşlar şuralardan e, biz tekrardan girmiştik. 73-74 bantlarından da çıktım çünkü burada güçlü bir eee e, var. 73'ün üzerinde maalesef den tutunamayacağını söylemiştik en sonki videolarımızda. Tabi şimdi o noktadan çok güzel hocam boş verin geçmişi. Biz diplerden sizin sayenizde aldık. Ne yapacağız? Yani, yani şuralardan alanlar varsa 25 bandından alanlar varsa yani ben yerlerinde olsam yani şöyle bir şey yapabilir arkadaşlar. Kırdım der. Şöyle bir geri çekilme bu şekilde. Buraya kadar tutardım. Bakın. Buraya kadar kaç? 41 band. 41 bandı belki bizi o kadar uğraştıracak mı diye bakıyorum. Aslında orayı da çok denemişiz. Bir kez daha bizi oyalayabilir ama yani şuraya kadar bir tutun. Bir de burası var arkadaşlar. Şöyle bir e, çizelim. Dent'te gördüğüm tablo bu. Yani bir formasyon yok. Şimdilik. E, yani gördüğümüz kadarıyla. Yavaş yavaş kendi formasyonlarında oluşturur. Hemen şöyle bir hota bakalım Ahmet hocamızın hotu. Ee, yani aslında al sinyalini üretmiş. Bugün üretmiş Ahmet hocam. Hadi gözün aydın inşallah sat sinyaline e, dönüşmez. Yani günlükte ara sayı hiç şişkin değil. Yani kaçta? 47'de. Süper trendine bir bakalım. Süper trendi de ala döndü mü? Yani şuradayken ala dönmüş. E, ee, biz de buradan ala döndü. Sonra şurada sat vermiş. Şimdi bakalım hala sata dönmemiş. Süper trend. Bu güzel. Ee, bir de 4 saat bir bakalım. orada sayıda şişme var mı? Ondan sonra destekli direnci değiniriz arkadaşlar. Yani ee, 4 saatte baktığımızda tam şurada ikili bir şuralarda bir al sinyali üretmiş tam desteğimizde tablomuzda bir bakalım şöyle bir uyumsuzluk var mı diye bakıyorum ondan sonra dönerim arkadaşlar tablomuza evet yok bir uyumsuzluk yok. Bir şişme. Hiçbir şey yok. E, 50'nin üzerinde. 4 saatlik de 50'nin üzerinde. Bakın şurayı da aldık mı Ahmet Hocam? 52'ye aldık mı? E, alt sinyal üretir. Süper trend. Bu sefer burayı kıracağımızı düşünüyoruz. Yani e, HOT da maalesef yatımcıların çok fazla terste bıraktığı yüzde artık yavaş yavaş yukarı hareket etmesi lazım. Üzerimizdeki destek kaç arkadaşlar şu anki 52 52'nin bizi o kadar zorlayacağını düşünmüyorum bakın 52'nin bizi o kadar zorlayacağını düşünmüyorum Burası zorlardı e, buraya ikili direnç çizdik çünkü burası da bir geniş bir alan yani nokta atışı çizemeyebiliriz 59 60 60 bandını alırsak bakın şurada bir e, ufak bir formasyonda sanki çanak kulp varmış gibi onu mu yapıyor şöyle göstereyim Şöyle kırılım ettim der. Yani bu çanak grubun hedefi de ortalama zaten arkadaşlar burası. 72. 72 bandı e, yani gördüğüm tablo bu. Ama tabi adım adım gidiyoruz. Yani burayı kır yani şöyle söyleyeyim. 58'in üzerinde kalıcı olduğunu gördüğümüz takdirde evet şuradaki çanak formasyonu çalışır. Bu da bizi 72, 73. Burada da güçlü bir direncimiz var. Bakın. Burası güçlü bir direnç arkadaşlar. Tabi e, shitcoin'ler bazen direnç destek dinlemiyor. E, zın diye kendini yukarıda atabiliyor. Gördüğüm tablo, gördüğüm şey bunlar arkadaşlar. Başka da diyecek e, bir şey yok. Hocam dirençleri söylediğinizde destekleri söylemediniz. Desteğimiz 46'da arkadaşlar. 46'da. Yani bana göre artık e, şöyle bir günlüğüne bir geçelim tekrardan da. Yani yeterince yatırımcısını bezdirmiş ot yavaş yavaş artık yükselme zamanı diye düşünüyorum ee, Şöyle bir neye bakalım neye bakalım bir farklı bir koyun olsun dot'a bakalım Dot'tan uzun zamandır bakmamıştık Dota şu kanalın içerisine atacak mı? Şunu bir siliyorum arkadaşlar artık bunun bir formasyonu kalmadı Bir işlevi kalmadı sildiğim şeyleri de söylüyorum neden sildiğimi işlev kalmıyor. Ya da tablomuzu çok karalanmışsa bazı şeyleri siliyoruz. DOT, DOT en son şu düşen trendi kırdık günlükte ama hala bir sert bir hareket DOT'tan maalesef e, göremedik. DOT da yatırımcısımızmış. Yani major coin'lerden belki sayabiliriz, belki sayamayız. Herkese göre değişir. Elimde DOT tuttuğunu söyledim. Yani şuralardan aldığımızı söyledik. Hala zararda değiliz. Yani olur da buradan bir W yaparsa Şöyle bir W yapabilir mi? Şöyle bir W yaparsa W'nin kırılım yeri de burası 25, 25 bandı Bakalım bu sefer alacak mıyız? 25 bandı bizim için önemli Önemli dirençlerden bir tanesi arkadaşlar Yani şu diplerden 16'lardan tutanlar Şurada belki bir kers satışı yapabilirler Buranın kırılımı da Bizi sert hareketlerin başlangıcına götürür. Arasay Arasay hiç yani kaçlardı arkadaşlar. Yani Arasay'ın doyumsuzluk var mı? Yani şurada hafif bir uyumsuzluk varmış ama yavaş yavaş gidiyor. İkili stratejimiz al sinyalini vermiş. Ee, hala dot. Bakın süper trendde birçok coin hatta piyasadaki coinlerin %90'ı al sinyali üretti. Ama dot da hala bir al sinyali üretilmemiş. Bakalım buradan artık bir al sinyali üretip sert hareketlere başlayacak mı? Bizim ikinci stratejimiz evet al sinyalini bugün itibariyle üretmiş. Bu güzel ee, tabi Bitcoin kendini çok sert atarken DOTA hala diplerde geziyor birçok e, coin gibi. Neye bakacak? Ha? Al sinyali günlükte 23 doları gösteriyor arkadaşlar yani 23 dolara geldiğinde Al sinyal üretilir. Belki buradan bir W yapımına giderse 23 bandı gözüküyor. 23 bandın kırılması da ee, yani dotta şu W formasyonu getir. W formasyonu hedefi burası arkadaşlar. 27-28 bandı. Diyeceklerim bunlar. Ee, bir 4 saatte bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. 4 saatlikte durum ne? Süper trendimizde. Evet. satsin al sinyal üretiyor. Yani şöyle söyleyeyim. 20 27'ydik mi? Yani 20'nin üzerinde kaldığımızda al sinyali üretir. 4 saatte şu super trendimizi bir kapatalım. 4 saatte bir uyumsuzluk var mı? Şu ikili meşhur stratejimizi de kapattık. Yani gördüğümüz ne şimdi? Arkadaşlar açık ve net şekilde bakın şurada çok sert e, yükselen dipler ve yükselen tepeler yapıyoruz. Fiyata bakalım. Fiyat ne diyor? Şöyle büyütelim. Yani şurada yükselen dipler ve yükselen tepeler görmüyoruz arkadaşlar. Hatta şurada düşen dipler görüyoruz. Düşen tepeler görüyorduk. En sonki ki hamlesi e, acaba balinalar dotu dipten mi topluyor diye soru işareti yaratıyor. Diyeceklerimiz bunda dotta. E, Riff'e bakalım. Riff ne yapıyor? Riff'i de uzun zamandır incelememiştik. Evet Riff Riff ne dedik? Şurada bir yatay bir sürece en sonki incelememde ne demişiz? Şöyle bir orta pardon pardon arkadaşlar kalem açık kalmış. Dedik ki rifle. Yani bunu biraz daha artık çekebiliriz. Yeteri kadar oyalandı. Şöyle biraz daha sola çekelim ki oyalanma süreci hızlandı. Şimdi 4 saatte baktığım için günlükte bu tablo biraz daha kısalmış olur. Dedik ki yani buraya kırdı. Buralara kadar şöyle bir yatay bir süreç. Yani şu iki renç arasında gidip gidip geliyoruz. Kaç? Altımızda 11. Üstümüzde 12 bandı. Ama şuradan en de sonunda sert bir şekilde çıkıp Şurayı alırsak güzel bir formasyon olabilir. Bakın 14'ü aldık mı sert hareketler başlar ama şurada da maalesef güçlü bir direncimiz var. 16-58 bandı. Bakalım yani e, bir formasyon var mı? Arasay bakın şurada bir uyumsuzluk veriyormuş zaten. Burada yükselen dipler, yükselen tepeler derken e, yani bu uyumsuzluğu gelmiş burada düzeltmeye kalkmış ama sanki şöyle bir yani 4 saatte de çok ufak da olsa bir W var. Şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Bu W ne de aşağı yukarı bura diyeceklerimiz bunlar. Süper trendine bir bakalım. Evet sanki biraz yorgunluk gösterisi var gibi. Yani süper trend sat yani al sinyaline döner arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Kaçta şu anda? 12 12 nokta 20 30'larda bir yani 35'lerde al sinyal üretir. Bu da kendini e, Rifin yukarı atmasını sağlar. arasayı güzel. Şuradaki uyumsuzluk gidermiş. Düşen trend zaten kırılmış. Bakın, şöyle bir süper trendimizle kapatalım da artık bir işlevi yok. Şurada da düşen trendi kırmışız. Burada da arasayda şu uyumsuzluğu gidermişiz. Artık buradan yukarı yönlü sert bir hareket etmesi lazım. Bakalım 75 bandına doğru sert hareket ettiğinde de ortalama olarak fiyat nereye gelir? Yani şuralara falan gelir diye düşünüyorum 15 bandı. Günlüğe bir de bakalım günlükte ne diyor ee, günlükte? Evet günlükte şöyle bir tablomuzu da ortalayalım. Ee, ara sayında bir uyumsuzluk var mı? Ya, günlükte bir uyumsuzluk yok. Ee, şöyle bir kanal çizmiştik riftte yani bu kanalın kırılmasıyla beraber girilebilir evet şurada bir yatay süreç ondan sonra sert bir şekilde kırdık ama şu tepede alanlar hala çok büyük ee, zararda inşallah onlar da zararlarını giderir. Süper Trend yani Süper Trend al sinyal yapmış bak bu güzel ee, 4 saatte yakmamıştı ama günlükte yakmış yön yukarı arkadaşlar kolay kolay da bak fake hiç vermemiş buradan almış çok güzel bir kere. Kaç x bırakmış? Yani 2 x bırakmış. Süper trend yandıktan sonra 2 x bırakmış. Burada nerede yakmış? Tam şurada yakmış. 24 bandında. Ee, kaç kadar çıkmış? Yani 30 bandla. Güzel yine de bir güzel bir kar bırakmış. Ama şuradaki süper trend en güzel kar bırakan. Bakalım bu sefer de süper trend öyle 2 xlik bir kar bırakacak mı? Bunu ilerleyen günler e, gösterecek. Yani büyük tabloda bir şey yok. Şu düşeni kırdık artık. Yani şu şunu da bir silelim. Şunu bir silelim. Bundan bir artık hiçbir önemi yok. Ama şu dursun. Burası dursun. Şunları bir sildik. Bir formasyon yok arkadaşlar. Yani düşen trendin kırılımı. Belki şurada bir bayrak formasyonu ama. Şuranın üzerine bir atarsak arkadaşlar. Bakın ee, kaç 13 bandı, şurada bir bayrak formasyonu belki gerçekleşebilir. O da bizi aşağı yukarı yani şuralara getiriyor. 15 bandı. Sanki 15 bandında bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Evet, 15 bandında bir ara direnç var. Onu da çizeyim sonra ee, belirtmedik demesinler. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Şurası. Bakın 15 bandına dikkat etmek lazım. Şunu da düzgün çizelim. şimdi oldu destekleri ve dirençleri tekrarlayalım arkadaşlar 11.45 altındaki destek üzerimizdeki direnç 13 bandı Ondan sonra bir sonraki direnç 1427 27 15-10 ve 1651 yani bu dirençler nokta atışı çalışmaz arkadaşlar aslında kalın ağırlıklı çizmemiz lazım da şimdi zaman kaybetmek istemiyorum diyeceklerimiz bunlar bizim ikili stratejimiz günlükte al sinyal üretmiş mi? Evet yani şu al sinyali üretmiş hala al sinyalinde güzel gidiyor ama ara sayı yani ara da bir şey şişme uyumsuzluk yok diyeceklerimiz bunlar birlikte son bir coin olarak e, neye bakalım şöyle piyasalarda hangi coin olsun SLP bakalım arkadaşlar SLP Osman Hoca da sormuşlar herhalde SLP en son Evet, SLP'de en fazla ne kadar destek çizdiysek. Yani e, tam şuradaki direncimizden reddiymiş arkadaşlar. Kaç? 36 bandı. Hocam 36'nın üzeri. Arkadaşlar, shitcoinler sert iğneleme yapar, e, sert de geri çekilir. Şöyle bir düşen trend var. Bakın, e, şeyde SLP'de dikkat edin. Hemen onu 4 saatte net bir şekilde göstereyim şu süper trenimizi bir kapatalım arkadaşlar. En son ne demiştik? Bakın arasaydı uyumsuzluk var, Bu uyumsuzluğu. Yani çok az bir şey gidermiş. yani Çok sert gidermemiş bazı gönle daha fazla sert giderir. Şu tabloyu bir düzeltelim. Aslında biz şuradaki şey yani şuradan döner, yukarı çıkar demiştik. Kaç? 36 36 bandına doğru bizden daha erken geldi. Ee, gördüğümüzde şöyle bir düşen trend var dedik. Bu düşen trendin kırılmasıyla beraber tekrardan girilebilir mi? Bir şans denenebilir ama stoplu olmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle bir düşen trendimiz var. Bakın. Yani bu düşen trend kırılmadığı sürece bugün itibariyle şöyle söyleyeyim en kesin ve net olsun. 32 bandı üzerine yani sıfırları söylemiyorum hiçbir coin'de. 32 bandı üzerine ekstra bir mum görülmedikçe Düşen tren kırılmış sayılmaz diyeceklerimiz bunlar aslında şöyle bir bayrak formasyonu da var o ne zaman gerçekleşir onu bilemeyiz diyeceklerim bunlar e, desteği hemen söyleyeyim Üzerimizdeki, üzerimizdeki destek e, 334 357 e, yani 40 bandı. 40 bandından sonra da başka bir şey çizmemişiz 40 bandından sonrası kırılırsa Buraya doğru belki sert bir hareket gelebilir arkadaşlar. Neresi burası en güçlü. Bir de şurayı da çizelim. Ama bana göre en güçlü trend e, srp'de kaç bandı? 053 e, bandı arkadaşlar. 053 bandı güçlü bir trend. E, Diyeceklerimiz bunlar altımızdaki destek neresi? Şöyle söyleyeyim 259 16 e, 190 bandı. Süper trendine bakalım. Yani of, evet sat sinyali üretmiş. Nerede üretmiş? Yani tam şurada üretmiş sat sinyalini. Yani 28 bandında bir sat sinyali üretmiş. Alt sinyalini üretebilmesi için ise 36 bandını alması lazım. Diyeceklerimiz bunlar. Kendinize iyi bakın. Stoplarınızı unutmayın. Stop koymak bazen e, hayat kurtarıyor arkadaşlar. Kanalımıza üye olarak da bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler varsa yazın. Hepsini tek tek okuyor, tek tek cevaplıyoruz. Bitcoin'e de son bir bakış yapalım. Ne yaptı bizim Bitcoin? Ee, evet şuradan hala red diyoruz arkadaşlar. Aslında saatli açarsak red dediğimizi daha net bir şekilde süper trendimizde kapatalım. Kaç saattir? Yani 1, 2, 3, 4. Yani saatlik mumda dört kez red yemişiz. Arası yani saatlikte bile uyumsuzluk yok bu güzel ee, belki bir hamle daha yapar şöyle 45 binlere doğru ardından da 50 bin yolculuğumuz başlar hayırlı akşamlar bol kazançlar arkadaşlar